Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Yasak meyve hayal yerlerinin üstünü açmış. Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz. Yasak meyve yiyince hayal yerleri açılmış. Tamam. Bizim hayal yerlerimizin üstünü açan edepsizlik, sünnetsizliktir. Haya imandandır. Haya edebimiz, hayal yerlerimiz kapatıyor. Haya edebimiz, edep var ya edep, perdedir. Hayal yerlerimizi o kapatıyor. Mesela tesettür, mesela kadının esas tesettürü elbisesi değildir. Hayat tesettürdür. Hayasını kaldırdıktan sonra hani zannediyorum hadis diye okumuşum, eşitmişim. Utanmıyorsan ne istiyorsan yap. O zaman hayamızı, edebimizi kaldıran bizim yasak meyvemizdir. Cümle neydi? Yasak meyveyi yiyince edep yerleri açılmış. Cümle bu. Ne demektir? Bak bir de okuyorum. Yasak meyveyi yiyince edep yerlerini açılmış ve bu tarafı fark etmişler. Tamam. Şimdi buna önermeler getiriyoruz. A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C'dir sırınca. Bizim hayal yerlerimizin üstünü açan, yani biz hayal yerlerimizi nasıl, niye açıyoruz? Bir, edepsizliktir, sünnetsizliktir, haddini hududunu bilmemekten kaynaklanıyor. Haya perdemiz yok. Perde. Haya imandandır diyor hadiste. Haya, edebimiz haya yerimizi kapatıyor. Haya denilen bir latife var. Edep yerlerimizi o kapattırıyor. Ondan sonra ben indiriyorum ben. Ben mi kapatıyorum şöyle? O haya latifesi bir perdedir. O işlerse tesettür olur. O işlemezse elbise olmaz. Elbise dışa vuruştur. Dolayısıyla diyor ki o zaman hayamızı, edebimizi kaldıran ne olur o önermeye göre Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz yasak meyve yiyince ne olmuş onlara? Haya yerleri açılmış. O latife. Bak şimdi ne yemişler ki? Haram gibi, haram. Haya yerleri açılmış. Diyor ki burada o zaman hayamızı, edebimizi kaldıran neyse senin hayanı, edebini senin neyin kaldırıyorsa, ne yapınca haya ve edebin kalkıyorsa o senin yasak meyven odur. Onların haya yerlerini yapraklarla kapatmaya çalıştılar. Fakat hususi cennetlerinden ihraç edildiler. Cennette iki tane makam var. Bir umumi, bir hususi. Hususi cennetlerinden ihraç edildiler. Şimdi burada yakalanması gereken şu. Ha, bu insanlar ne yaptılar ki? Haya yerleri açıldı yiyince. O zaman bizim haya yerlerimizi kapatan haya edebimizdir. Hayamızdır. Edep ve haya. Haya yerlerimizi kapatan haya latifemiz ve edebimiz. O zaman bu haya ve edebimiz kalkarsa haya yerlerimizi kapatmayız. Haya yerlerimiz açılır. O zaman haya yerlerimizi açılmasına sebep olan haya ve edebimizin olmamasıdır. O zaman senin haram meyven haya ve edebini ortadan kaldıran seyrettiklerin yaptıklarındır. Senin örtün o. Neyi seyrediyorsan, neyi yapıyorsan o senin haram meyvendir. Acı çekmek insanı içine, içsel hayatına yani aslına döndürüyor.
İnsanı pişiriyor acı çekmek. Ben bazen acı çekmeyi fırın olarak kabul ediyorum. Fırın. Hamur yaparsın, şekil yaparsın, tatlısını, ekşisini koyarsın ama pişmesi lazım. Her ne yaparsanız yapın, pasta çeşitleriyle, yemek çeşitleriyle illa pişmesi lazım. Pişmek ortağıdır. Efendim dertler farklıdır. Fakat derdin neticesi yanmak, o fırındır. Herkes de ortaktır. Diyor ki, acı çekmek insanı içine, içsel hayatına, yani aslına döndürüyor. İnsanı pişiriyor. Ben bazen annem acı çektiklerine kendi acılarımı düşündükçe daha başka oluyor. Mesela geçmiştim babaannelerimiz, dedelerimizin acılarını kısmen şahit olmuşuz. Onları düşündükçe veya çocukluğunda fakirlik vesaire, yoksulluk veya bir sürü sıkıntı çektik. Onları hatırlandığın zaman kaç dakikaydı, kaç seneydi? 10 dakika, 15 dakika, 10 sene bir sıkıntı çektik. Fakat şimdi hatırladıkça ve ezeli ve ebedi ahirete hatırlandıkça onlar çekirdek oluyor. Malzeme öğretiyor devamlı. Ya hakikaten ya Allah Allah. Zevk olmuş. Aynı dert içinde dermanı buldum. Yani o zaman dert iken şimdi hatırladıkça o zevktir. Aynen. Mesela hani ayakkabın olmadığı zaman annenle ağladığın zaman hocam olmuştur. Olmuştur. Şimdi belki de günlerce haftalarca ağladı. O köye gittiğin zaman o ağladığın yer dertti ya o zaman. O annenin eteğine yapıştığın zaman dertti ya o sen. Şimdi dolaşıyorsun. Şimdi koca şey olduk. Hepsi göçmüş gitmiş. Yerlerde bir an olmuş. Oraya gittiğin zaman vay tatlı bir zevke inkılap etmiş. Dertler sana derman oldu. Şimdi lezzet oldu. Dertler aynı lezzettir diyor. Dertlerin gitmesiyle baki lezzetler bırakıyor. Mesela ben köye gittiğim zaman annemin çilesini hatırlıyorum. Çocuktuk, babamız Almanya'daydı. Tek yani. Yaylada tek başına mücadele ediyor. 5-6 tane çocuk, 4 tane. 15 tane ahırda sır, tarla var. Bir de böyle geçimsizlik varsa böyle kaynana, ki babanın biraz şeydi, Osmanlı kadını sertti. Hatırladığım kadarıyla bayağı çile çekmiş. Fakat onun çilesinin orada ben üzülüyordum, çocuktum. Şimdi oraya gittiğim zaman oturuyorum o taşa, onun taşı oturduğu yerler var. Veya benim çilem, parmağımı kestiğim yer var, çok iyi hatırlıyorum. Parmağımı kesip o günlerce kıvrandım. Veya bir ayakkabı istediğim halde alınamadığı fakirlik. O alayıp da o şeyde köy merze dediğimiz yerde düştüğüm yeri hatırlıyorum ben. Orada uyumuşum. Oraya gittikçe şöyle bakıyorum. Hey gidi günler hey. Düşündükçe baki lezzetler veriyor. Mekka'ya gitmiş. Güzel şeyler oluyor. Demek ki insanı pişiriyormuş acılar. Başka, aşık olmak sanırım ki ummadığın ve beklemediğin zamanda kendi içsel alemine şahit olmaktır. Aşık olmak. Çok ilginç. Bir daha, aşık olmak zahirde onu seviyorsun, tamam mı? Öyle zannediyoruz. Aslında o bizim bir taraf, iç tarafımızı kaldırdı o. Onu seviyorum gibi gözükürken bunu seviyorum. Örnek vereceğim. Aynaya bakıyoruz, bu ayna. Bunu görmüyor musun? Bunun saçını tarasana, bunu niye tarıyorsun? Bunu taraman lazım. Bunu neye tanıyorsun? Şimdi bu ayna mı? Orayı seyrettiğini zannediyorsun ama aslında bundan bunu seyrediyorsun. Buradan buraya, buradan da buraya seyrediyorsun. Ama seyrettiğimiz bu.
Direkt baktığımız. Ama hiçbirimiz şüphesiz oraya bakarken aslında buraya baktığımızdan şüphemiz yoktur. Arabaya gidiyoruz. Dikiz aynası var böyle. İleriye bakıyorsun. Dışarıdan bakan bakarken ileriye bakıyor. Aslında ileriye bakarken arkaya bakıyorsun. Yani bunlar vasıtadır. Tamam. Neticede kendini oturttuğun zaman nereye bakarsan bak kendini seyrediyorsun. Unutma. İleriye bakarken arkayı seyrediyorsun. Buraya bakarken aslında buraya seyrediyorsun. Ters seyrediyorsun. Yön bu. Ama aslında seyrettiğin yön bu. Tamam. Aşık olduğum ona zannediyorsun. O aynadır. Orada gözüken, gözüken sensin. Aynedir bu alem, aynedir bu alem, her şey hakkıyla kaim. Mirat-ı Muhammed'den Muhammed gözükür daim değil. O ayn miratta Allah görünür daim. Şimdi kıza bakıyoruz, kısa olana. Aşık oldum ona. O senin bir latifeni, aynadır o. Aynedir bu alem, aynedir o şahıs. Her şeyi kendini gösteriyor. Ayna kendisini göstermez. Seni gösteriyor, bakanı gösteriyor. Buraya kim bakıyorsa bu aynadır. Herkes kendisini görür. Kimisi kereste yapayım der oduna. Kimisi mobilya yapayım. Kimisi odun yapayım. Kimisi gölgelik olur. Kimisi Allah'a tefekkür etmede alimlik yapar bize ağaç. Bir sanki tefsir alemi gibi hizmet eder bize. Ona bakarken gördüğün şey... Buna bakarken, bak aynısını yapıyorum, bak karşıya bakıyorum, kıza bakıyorum. Ha, bu da öyle. Aynı şey. Oraya bakıyorum hocam, ikisi de aynı. Oraya bak, aşık oldum ona. Aşık oldun, kendine aşık oldun. Peki neresine aşık oldun? Senin ondaki karşılığı var. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, ben aynayım, herkes kendisini bende seyreder. Ebu Cehil dedi ki ne kadar çirkin adamsın dedi. Doğru dedi. Doğru söylüyorsun dedi. Bilal Habeşi dedi ki ne kadar güzel insansın demiş. Doğru söyledin sen. Peki ya Resulallah dedi Bilal Habeşi. Ebu Hüreyre. Yani o da doğru, o da doğru. Ben bir aynayım, herkes kendisini ben de seyreder. Bak ne yapmış? Aşık olmak sanırım ki fazla açmak istemiyorum ama biraz aralayacağım. Bunu okuyayım da bak. Aşık olmak sanırım ki ummadığın ve beklemediğin zamanda kendi içsel alemine şahit olmaktır. Ummadığın ve beklemediğin olduğu için o zannediyorsun. Ama bir yatırımla beraber gide gide gitseydi kendini olduğunu görecektim. Şu, anne bir aynadır. Orada Allah'ın şefkati tecelli ediyor. Sana tavukta misal vereyim, sonra kadınlara geçeceğim. 21 gün yemez yedirir tavuk yavrusuna. Öyle mi? 21 gün sonra kasıp kafasına vurur, taneyi alır. Allah fişi çekti. 21 gün sonra... Kendisi yani, alır. Kendisi saldırır. Kendisi kafasına vurur, rakip kabul eder. Vurur alır. 21 gün ölür. 21 günde yemez yedirir, ölür, onu ihya eder. Köpeğe saldırır. Ama ölünceye kadar insanlar da aciz ve fakir devam ettiği için o tavuğun bunun ihtiyacı yok. Tavuk bizim kadar hayata aciz ve fakir değil. Elbise derdi yok, ayakkabı derdi yok, geçim derdi yok, evlilik derdi yok. Yok ya, bir kere en büyük dert yok, imansızlık derdi yok. Ha, şimdi insanlar da acizlik, fakirlik devam ettiği için ölünceye kadar şirmeden cennete gidene kadar aciz ve fakir devam ettiğinden o anneye muhtaç. Annedeki şefkat, tavuktaki şefkat gibi o aynı ruhunda şuunat-ı zatiye var. Allah yaptırıyor. Onun eline şöyle düşün. Anne makinedir, cihaz. Allah elektrik veriyor. Süpürge makinesi. Elektrik söker. Elektriği alın. Süpürge makinesi ne işe yarar? İş makinesi. Hiçbir şey yaramaz. Öyle cep telefonu, batarya durur. Anne bir cihazdır. Şuunat-ı zatiye, Allah'ın şuunat-ı zatisi elektriktir. Anneye bir vurur elektrik, annenin kulağı ayağı çalışır. Aa oğlum yavrum altını temizler, kıçını temizler, efendim sütünü verir. Yapan ceyrandır.
Ama gözüken o el annedir. Tamam. Ha, aynı bunun gibi ona o aynada gözüken Allah'tır. Tamam mı? Rahmandır yani Rahim. Şefkat şeyi de oluyor Müslümanlar. Rahman, kafir mümin fark etmede merhamet ediyor. O ayna aynasında gözüken Allah'ın rahmaniyetidir. Tamam mı? Merhamet eden, acıyan, şefkat, Rahman ve Rahim. Şimdi bir şey, şey yapacağım, fazla ileri gitmeyeceğim. Şimdi insanda böyle derste olur, namazda olur. Böyle bedeninin dışında cinselliğe benzemeyen, baklavaya benzemeyen böyle tatlı bir hal olmuyor mu? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Böyle tatlı hal olmuyor mu? İşte o sure aynasında gözüken odur. Kendisini sana araladı. O hazır olduğu için sende huzur oluyor. Huzur olması hazır olduğunu gösteriyor. Tamam. Şimdi Allah'a nasıl zevk edilir? Bazıları soruyor. Dün akşam sordular özel. Şimdi namazda veya böyle derste tatlı bir zevk olmuyor. Şehvette, mutlulukta, güzel haberde böyle bedenin dışında bir halet olmuyor. Tamam. Onu 70'te çarp, o işte. Şöyle diyeyim. Elimin gölgesi var. Bu canlı, bu cansız. Bu siyah beyaz değil, sırf siyahdır. Yoksa bu gölge olmaz. Bu her renktir. Beyazın da bak benim elimde, zencinin de eli aynıdır burada. Bu cansızdır, bu canlıdır. Arasındaki fark sonsuzdur. Canlı ile cansız arasındaki fark sonsuzdur. Bu birinci perde. Bak iyi dinle. Bu bir birinci perde. Bununla bunun arasındaki fark sonsuz. Canlı, cansız. Şimdi bir de bunun perde gölgesi olsa. Bunun gölgesi bu. Bunun gölgesi de şu. Bununla bunun arasındaki fark gibi, bununla bunun arasındaki fark gibidir. Bununla da bir gölgesi olsa, onun da bir gölgesi olsa 70 defa git. 70 defa gittikten sonra dersteki aldığın haz, Allah'lık hakikatinin zevkidir. 70 kat geri gittin mi, aslına muhatap oluyorsun. Yani bazılar diyor ki, hani ben diyorum böyle, iyi ki Allah var. Allah lezzetlidir, tatlıdır böyle. Çocuk anasını emer gibi emer Müslüman. Nasıl yapar yani? İmanın 15. şuada diyor. Kafir diyor, iptal istevinden, küfründen elem almadığı gibi Müslüman da günahlarından dolayı imanından lezzet alamaz oluyor. Günahları ne kadar terk ederse imanından lezzet alır. Yani Allah'ı zevk eder. Diyorlar ki Allah nasıl zevk eder? Şimdi bu anlattım ya bundan bu, bundan bu. Şimdi terk olma nispetinde böyle tatlı bir hal olmuyor. O zevktir işte. O Allah'a emmettir. Allah nasıl bir şey? Şu anda bloke etti beni. Ha? Böyle. Tatlı bir şey. Böyle biraz da bunu sen terkin olur da. Enfus alemine döndün mü? Vallahi kainatta hiçbir şey yoktur. Her şey artık ondan oluyor. O lezzet aşka inkılap ediyor. Ondan sonra diyor ki o ağızda bana seni gerek seni. Ne cennet kaldı sevdası ne cennet arzusu. Oho. Böyle. Herkesin anlayacağı lisanla namazda veya bir derste huzur Allah'ın 70 bin perdeden geçmiş tecellisidir. Allah böyle zevk edilir. Perdesi olsa kaldıramaz. Tabii yanar. Ama senin ve bendeki tecelli bu. Biraz daha bir ehli tefekkür daha biraz da ileri. Senin zevk ettiğinin iki katı. Yani böyle gittik ya 70 tane perde. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Peygamberimiz de zirvede değil mi? Zirvede. Mesela ondan zaten gaflet olmuyor. Devamlı huzur olduğu için. Şimdi bunu çeşitli sebeplerle uyanır bu. Namazda uyanır. Bak şimdi. Namazda söylüyorum sana. İmam okuyor. Er-Rahman allama'l-Kur'an.
خَلَقَ الْاِنْسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ. Sen zevk almıyor musun bir anda? O adamdan mı alıyorsun? Hayır. İmamdan mı alıyorsun şu anda? Yok. Burayı kaçırma Cemil Hoca. Hiç oynama, kim gelirse gelsin. Şimdi Rahman okudu. Sen daha ne oldu mu? Oldu. Hocadan mı alıyorsun? Öyle zannediyorum. Hayır. Kur'an'dan mı alıyorsun? Zahir. Kur'an'dan alıyorsun, zahir. Kur'an batını nedir? Hayır. Zahir de Kur'an'dan alıyorsun, Kur'an değil ama şimdi batını söyleyeceğim. O Kur'an, Er-Rahman, bendeki Rahman'ı inkişaf et, oynatıyor. Aslında temelde, enfüste düşününce ne imamdan alıyorum, ne Rahman suresinden alıyorum. Benim battanem açıldı, benden alıyorum. Bir örnek de vereyim, çok zenginleştiriyorum çünkü konu çok şey. Elmayı koydun ağzına, cinselliği de düşün her şeyi. Hmm, güzelmiş. Tamam mı? Şimdi elmayı koymuyoruz. Hepiniz şeysiniz, müdürsünüz, öğretmensiniz, öğretmenlersiniz. Bak işte. Elmayı koymuyor. Biliyoruz dilde delikler var. Sinir uçları var. Tükürük o çiğnediğimi çözer. Tamam, sıvı haline götürür. Beyindeki iletişimi elektronik olarak bilgi aktarımı olmaz. Kimyasaldır. Sinir uçlarını attı mı? Sinir uçları da bu maddeyi beyne taşımaz. Maddenin uyandırdığı impuls dalga boylarını, megahertzleri taşır buraya. Tamam mı abi? Şimdi ben elmayı koymadım. Lezzet merkezim bu mu? Bu. Hiç buraya elma kuş atmadan uyardım. Aa, elmaya bak ya, fesuvan Allah. Elma ağzıma koymadan elma lezzet alır. Bunun misali rüyadadır. Hakiki değilken ama birisiyle beraber oluyorsun, ihtilam oluyorsun. Hatırlamayacağım. Hayal hayal değil, ciddidir aynen böyle. Çünkü dilden, dil yolunu aşarak direkt buraya müdahale ediliyor. Çünkü hayal, hayal değil. Hayal, çünkü hayalin insan fasık oluyor. Şimdi çok ilginç bir şey. Ne yaptı? Elma yokken zahirde elmadan alıyorum. Aynen teslim. Mülk manası budur. Batınen ilme biliyoruz ki elma benim batınımı uyandırıyor. Elmadan almıyorum. Elma benimkileri uyandırdı. Çünkü insan çekirdektir, şeceri hilkat ağaçtır. Allah'ın dışında ne varsa insanda vardır. Kainatta ve şeceri hilkatta her bir olay bendekini uyandırır. Aslında ilim alınmaz. İlim alınmaz. Çünkü ağaçtan, çekirdek ağaçtan çıktı. Ağaçtan çıkan bir, çekirdekten çıkan ağaç, çekirdeğe dönüp bir şey yüklemez. Var olanı ortaya çıkarır. Var olanı ortaya çıkarır. Şimdi ne yapar? Ama meyvedeki çekirdek ağacı hulasalandırır. Diyelim ki ağaç Karadeniz'de diktin. Ama Adana'da çok görkemliydi. Karadeniz'de ciliz olur ha. Ciliz iken ağaç, tohumu ciliz değildir. Aynen köktekin aynısıdır. Ortamla alakalı bir şey, iklimle alakalı bir şey. Evet, o ağaç. Ama kökteki çekirdekle bu çekirdek, aynı. Hayır, dış dünya hiç etkilemez. Aynıdır. Şimdi Hoca ve Rahman suresinin Hoca ağacın zahirisi. Rahman suresi ağacın batınısı. Kökteki çekirdek Esma-i Hüsna, meyve insan, meyvedeki çekirdek insandaki istidat ve kabiliyetler. Şimdi kökteki çekirdek meyvedeki çekirdeğin aynısı olacak. Nasıl olacak? Ama ağaçtan sonra hulasalanacak. Onun için Hoca Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Zahirde Hoca vay be, ona ne okudu ya? Ya ne süreymiş ya? Bu ağacın zahirisi. Yani Hoca ağacın zahirisidir. Okuduğun süre ağacın batınısıdır. Meyve benim, kökteki çekirdek Allah'ın sıfatından, ilimden gelen Kur'an suresi.
o meyvenin içerisindeki çekirdek bu okunanla bende uyanan. Bir şey mi diyeceksin? Yok kardeşim. He. Bende uyanan. O zaman ilim ile batın uyandırılıyor. Dışarıdan almak gibi öğretmenseniz. İçeriye alıyoruz. Bu mülkteki ismidir. Her şeyin bir mülkü var, bir melekütü var. Buz, su. Su, H2O. H2O enerji. Yani ille batını zahir. Beden ceset. Odun, duman, nur. Zahir batın. Evet, zahirde aynı kabul edeceğiz lugat. Çünkü başka olmaz. İlim alırız. Zahiri boyutur. Batını lugatta ilim alınmaz kardeş. Bir şey aldığı yok. Dışarıdakilerle batın uyandırılıyor. Tınk. Biraz önce bastığım gibi. Elmasız da lezzet alır. Şimdi o Rahman suresi ben ondan lezzet aldığımı zannediyorum. Tamam. Ondan ben lezzet alıyorum. Şimdi Rahman suresinin aslı bende var, ekilmiş. Rahman suresi ben de ekilmese, gidin sığıra okuyun, o lezzet alamaz. Allah. Gidin kafire okuyun, onlar lezzet alamaz. Çünkü bitirmiş, o çekirdeğe varılamıyor. Rahman suresi, okunan sure, ruhtaki aslına ulaşamadığı için sıkılır. Üf, şu çirkin şeye bak ya, ne dinliyorlar ya. Öf! Ya bu neymiş ya? Bu ne biçim ayetmiş? Ayet diyorlar mı? Sıkılır. Onun için Allah diyor ki, üdürlü bir kesir ama ehli bir kesir. Bu ayette çoğusunu dalalete, çoğusunu hidayete götürür. Çünkü o sure insanı batınına ulaştıramayınca sıkılır. O sure bizi batınımıza taşıdı. Tamam mı abim? Bir şey diyeceğim bak. O surenin bendeki ekileni uyandırdı. Son bir misal vereceğim, sonra hakikate geçeceğim. Çekirdek der üstad. Güneş, imanın ziyasıyla, ağaç olacak bu çekirdek, toprak altında. İman ziyasıyla, İslamiyet bulut suyuyla. Ubudiyet toprağı altında, ziraatçılığın muamelesi. Ubudiyet toprağı altında, evamir Kur'an'ı imtisal ederse bu çekirdek, dar, karanlık, soğuk, yalnızlıktan aydınlık alemine çıkıyor. Dört özellikle. Tamam. Aslında ne yapıyor? Buna bir şey program yüklemiyor. Bu program ağaç oluyor. Diş etkenler. Güneş bunun programını değiştirmiyor. Su bunun programını değiştirmiyor. Toprak bunun programını değiştirmiyor. Muamele değiştirmiyor. Ne yapar? Bunun hakikatini ağaç yapar. O zaman diş etkenler uyandırıyor. Oldu mu? Diş etkenler beni uyandırıyor. O zaman aşık oldum kıza. Kız aynasında kendine aşıksın. Kız yok. Allah. Sendekini uyandır. Nasıl oldu? Aşık olmak demek sanırım ki benim içeride gördüğüm, rastladığım şey söylüyorum. Ummadığın ve beklemediğin zamanda kendi içsel alemine şahit oluyorsun. O latifeyi vermiyor. He. Allah Allah. Ama o aynada oldu. Aynıdır bu alem. Her şey hak ile kayın. Mirat-ı Muhammed'den Ahmet görünür daim. Yok. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Lan Muhammed'den Allah mı görünüyor? Allah anlaşılır, fark edilir, düşünülür demiyor. Gözüküyor. Önce sahabe peygamberimize baktığını zannediyorsunuz. O aynada bütün esma azami derecede tecelli mi? En güzel bir ayna mı? Aynaya baktığın zaman ben arkayı görmüyorum bak. Orada büyük bir ayna var duvar. Komple. Arkamı görmüyorum Mustafa. Evet. Ama amik kuvası var. Suriye var. Vay be Allah Allah. Oraya bakarken buraya bakıyorum aslında. Evet. Tecelli orada çünkü. Evet. Bak. Yön burası. Ayna misal verdim. Aslında buradan buraya bakıyorum. Ulan bunu görmüyor musun? Bunun saçını tarasana ya. Bunu ne tarıyorsun? Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Aynaya bakıyoruz, aynadakini düzeltmeye çalışıyoruz. Düzeltemezsin, aslı burada. Tamam mı? Şimdi aşık olmak
İnsan insanı aynadır. O aynada kendi hakikatim açıldı. O toprakta. Bunu da bitireyim, ondan sonra dene. Elma ayrı bir ayna olur. Benim, bana. Benden bana. Ben diye koştum. Risale-i Nur diye, tamam mı? Şimdi elma ayrı bir ayna bana. Kendi kendime bu. Bak. Kadın bir ayna. Ondan aldığımı zannediyorum lezzeti. Hiç alakası yok. Sahide öyle gözüküyor. Rızıkla lezzet insanda işte vasıtasıyla ismi hakim tecelli eder. Tak kalp çıkan hakim. Bu da çıkıyor. Efendim abi, Nadir abi ne diyordu? Bir kereşi benim ağzı ve efradım diyor. Evet, yani beşinci elimizde geçiyor. İnsan diyor, mahiyet insani birdir. Çeşit yok. Bir tanedir. Yani kökteki çekirdek bir tanedir. Kaç tane dalda meyve var? Binlerce. Kaç tane çekirdek var? 1 milyon. Her 1 milyona şöyle denir, çekirdek bir tanedir. O 1 milyon adet olabilir. Evet. Çekirdek bir tanedir. Kökte bir. Ha, Nur-u Muhammed'in timsaliyiz aleyhissalatü vesselam. Misaliyiz. Bir tanedir. Diğerleri nedir? Ağacın dalı, budağı, yaprağı, çiçeği, kokusu. Nedir biliyor musunuz o? Onun etza ve efradıdır. Meyvedeki, ağaçtaki yaprak, çiçek, koku, dal, kütük nedir? Ya, çekirdeğin etza ve efradıdır. O zaman herkes öyle düşünecek. Ben kainatın arkasındayım. Arş benim. Muhittin Arap böyle demiş. Evet. Geçebildiği için. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, kadın benim, erkek benim, yılan benim, domuz benim, koyun benim, döve benim, Ahmet benim, Hüseyin benim. Benim ya, ben çekirdek mesabesini görünce kökün altına yaprak benim. Yaprak baktım hava atıyor. Çekirdek diyor ki bir dakika ne hava atıyorsun? Bensiz kendini ifade edemezsin. Rahat dur. Sustu. Çekirdek müdahale etti. Benim hakikatimsin. Öyle kendi başına müstakil vücudun yok. O zaman çekirdek bağırıyor. Yaprak benim, çiçek benim, meyve benim, tat benim, koku benim. Aynı sensin. Muhiddinem dermişem, 18 bin alim bizlere de görmüşem. Evet, Üşatıcız da aynı öyle diyor. Sen ki kendini küçük görme, 18 bin alim sende diyor, cerce demişti. İmam Ali'den söyledi. 18 alim varsa 18 bin. 18 bin. Kur'an'ı uyandırıyorsun ya, peki Kur'an'ı sende de alim midir? Kur'an? Hani sen demin dedin ya, Rahman'ı uyandırıyorsun. Evet, şimdi nedir biliyor musun? En enlatikul Kur'an, İmam Ali diyor. Ben canlı bir Kur'an'ım. Bak, dördü aynıdır. Kesin ama formatları farklı. Şöyle. Kur'an, şeceri hilkat, insan, İslamiyet. Aynıdır. Fakat hakikat boyutları farklı. Buz, su, haşikyo, enerji, esir, madde ayak, aynı ayak, akıl cebeli, ruh cebeli, Nur-u Muhammed. Yani Peygamberimiz hadisi var. İnsanla Kur'an ikiz kardeştir diyor. İkiziz. Allah. İkiziz. Aynı yumurta çekirdeğiz. Ne varsa Kur'an'da bende var, bende ne varsa Kur'an'da var. Kur'an okumak, Kur'an okuduğunu zannediyorsun. Kendini okuyorsun. Yaş kuru, insana var desek doğru mu? Aynen. Allah Allah. Top canım. Hasan abi o 70 perde, terkler ne kadar olursa o kadar aralıyor. O kadar artıyor. O kadar aralıyor. Derste anlattım. Azalıyor. Evet. Evet. Şimdi o zaman aşık oldum ona diyor. Ona aşık olduğunu zannediyor. Peki insan ona aşık olsa nasıl bir zevk ki o sana dese ki ben seni sevmiyorum. Yaptığı elem ne kadar ki, adı neydi hocam? Aydın. Aydın'ın. Bak ben seni seviyorum dedi. O da dedi ki ben seni sevmiyorum. O sevmiyorum demesi bana yaptığı acı ne kadar büyük ki intihar onun çıkış yolu olmuş. Çektiği eleme bak. Onu kaybettiğini mi zannediyorsunuz? Hayır. Kendi hakikatinin çöküşüdür o. Onun için hayat anlamını yitiriyor, intihar seçenek oluyor. Niçin? Hayatından, hayat böyledir. İnsanın hayatından daha değerli bir şeysi yoktur. Hayatından daha değerli hayatına gaye gösterirsen hayat yaşamaya değer, keyif verir. Ama hayatından daha basit şeyleri hayata gaye yaparsan hayat anlamını yitirir.
manasızda inkılap eden hayat, intihar seçenek oluyor. Zihinden öneye döner bu işte. Demek ki aşık ona olmuşsun zannediyorsun. Benden bana ben diye koştun. Benden bana ben diye koştun. Evet. Ben diye yazdımsa da yine sensin ol. Ben içtikten ne çıkar? Bendeki benlik yine sende. Bendeki benlik yine sende. Hasan Feyz abi. Evet. Aldım diyor dersimi kabı kapsinden. Ha hikaye, şiir. Usta onaylamış koymuş. Dersimi aldım kabı kapsinden. El ayağım. Her şey açık diyorum. Devam. Ne anlatıyorsa işte. Ben zannediyordum ki kıza aşık olduk, baklavaya aşık olduk. Meğer cennete aşık olduk. Meğer aslımızı gösteren şeyler, astımı battaniye uyandıran güneş çekirdek programa bir şey yüklemiyor. Su çekirdeğin programına bir şey yüklemiyor. Topraktaki elementler çekirdeğin programına bir şey yüklemiyor. O programın ağaca dönüşmesini vücudu harici malzemeleridir. İşte dünyadaki Ahmet, Mehmet, kadın, çocuk vesaire malzemedir. Kendini inşa ediyoruz. Aslından, kendinden kendini zevk alıyoruz. İşte güneş çekirdeği nasıl malzeme olup ağaç oluyorsa, tamam, ilim de böyle. İlim bana bir şey yüklemiyor, var olanı uyandırıyor. İyi ve kötü mü Hasan abi? Evet, hepsi var. Yani cehennem de aslında bizde, cennet de bizde. Yaptıkları ibadetler onun şekilde. Ağacın kurumuş dalı yok mu? Kurumuş yaprağı yok mu? Çekirdekte kurumuş dal da var, yaş dal da var. Hepsi var. Peki, odunda, ağaçta duman yok mu? Var. Nur yok mu? Var. Ağacın en büyük düşmanı ateş, odunun içinde yok mu? Evet. Çekirdekte hepsi var. Allah Allah. Ağacın en büyük düşmanı ateş, odunda. Odun kendisinde. Evet. Ateş, o da kendini yakıyor. Evet, kendini. Kendinden kendine. Menfaat da, zarar da kendine. Kim ne yaparsa kendine. O zaman o yüzden diyor mu Allah diyor, nefsine zulmettiler. Evet, o cehenneme, Allah atmıyor, cehenneme girdiler diyor. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Gidecek, girecek cehenneme demiyor. Girin, cehenneme girdi diyor, girin cehenneme. Fi ibadi vethuli cenneti. Cennet de burada. Cennet cehenneme buraya giriyor. O zaman Hasan abi insan çok hakikaten gerçekten çok garip bir varlık yani. İnsan cidden abi. Kendini tanı ki Allah'ı tanıyasın. Evet. Noktası bu aslında. Evet. Kendini tanıdığın anda ortana, karşına çıkacak, seni meydana getiren esma bütünlüğünü göreceksin. Odur işte. İlim bilmek, ilim kendini. Anladın mı bunu? Abi şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim o zaman. İnsan o zaman mahiyet olarak hakiki anlamda kendince, kendi çapında, kendi kulvarında kendini tanıdığı yer cennet olduğu için Allah orada görmeye layık olacak. Evet, rüyet. Aynen. Ve oradaki Allah'ın rüyeti demek senin o noktaya gelmen demek. O noktadaki hakikat bütünlüğüdür. Onun için herkesin Rabbi farklıdır. Evet. Herkesin Allah'ı birdir. Ama herkesin Rabbi farklıdır. Allah Allah. Senin oradaki hakikat boyutun, yani esma meratibin seni Rabbini oluşturacak. Senin Rabbin o. O zaman Allah'ın nazarında insan nedir abi? Allah'ın nazarında Allah söylesin. İnsan nedir ya Rabbi senin nazarında? Benim sırrımdır diyor hadis-i kutsi'de. Herkesin bir sırrı var diyor Cenab-ı Hak. Benim de sırrım var. Ben insanın sırrıyım, insan da benim sırrımdır diyor. Başka nedir? Sığmadım kainata. Beni seven müminin kalbine sığdım. Kainata Allah mahluk. Mahluka Allah halik sığmaz. İnsana nasıl sığıyor? İnsan da kainatın içinde bir şey ya. Kainata sığmaya bana nasıl sığar? Çünkü bende bir ben vardır, mahluk değil. Orada 9. sayfa şu an, insanda kimde sığar? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyebilen de Allah taayyün ve teşahhüs ediyor. Diyebilen de. O zaman ora mahluk değil. Değil. Enel hak boyutu olmasa mı? Evet. Tabii ama şunu fark et, şey yaptı, karıştı. Şu, her şey odur dedi, aslında ondandır diyecekti. Evet. O kadar fark ya, o kadar fark yapacaktı ya, hemen bitecekti olay. Ya abi söyleyebilir misiniz? Her şey. Her şey odur, hem ostur yerine, hem ezostur. Demesi lazım.
demesi lazımdı. Her şey odur yerine ondandır deseydi bitecekti ya. Allah'ım. Yeter abi. Yani onun için ustad bunu fark edemedi diyor. Bu inceliği idrak edemediği için mesul değildir diyor. Ama öteki bazı alimler bunu bilerek söylediği için diyor zındık diyorlar. Çünkü zahire bak. Ustad bilerek dediğini kabul etmediği için İslamiyet'in mucizesidir diyor. Muhittin Arabi. Evet ve Şeyh-i Kebir'dir ayağı başımın üzerindedir. Benim de ustadımdır. O kadar severim. Abi. Çünkü o bilerek diyemez. O makamda olan diyemez. Üstad mesela bakıyorsun ki çok değişik diyor. Yani olaya yaklaşıyor. İbn-i Sina'ya mesela adam vermemişler. Adi bir mümkün. Ustad da öyle. Mesela sözler 142, bütün nurcular ben de dahil şey yapardık. Mesela hiçbir ulemanın vermediği bir berzah boyutunu getirmiş. Üçte ölen ve vefat edenin üç kategorisini zikrediyor. Üç kategori var mı? Aslında kabre giren iki yoldur. Üç yol yoktur ulemada. Nedir o? Ustad bir tane bu ortadan bir şey bulmuş. 142. Nedir o? Ehli iman için, ehli kafir için. Ortası var mı? İmanla küfrün ortası var mı? Yok, ustad bulmuş. İmanla itikada ayırmış. İtikat aklidir, iman kalbidir. Çok acayip. Orada ikinci yol ehli itikad için diyor. Ehli iman için demiyor. Yani birinci kategoride ehli iman diyor. Onun içinde olmayan hiçbirisi imanda değildir. Ne koyarsan koy. Birinci kategori ehli iman için diyor. İkinci kategori ehli itikad için. Yani eğer hakikaten iman olsaydı birinci kategoriye girecekti. Bir kere birinci kategoride olmayan onun dışındadır. Sen benim yanımda değilsen ister orada ol ister nerede olursan benim yanımda değilsin. İman değilse ne dersen de değil. Ama ustad itikadı da bir mertebe koyuyor. Ona hapsedilir diyor. Kafire ise diyor. Bütün inkar ettiği için, evet bu da iman etmedi ama itikat etti. Kafir ise hem itikat hem imanı inkar ettiği için, İnandığı gibi yaşamadığı için. Hapsi ebedi. İdam ebedi. Kafire idam edildi. Niçin cehennem demedi? Öyle bildiği için. Çünkü idam Adem'dir, cehennemden beterdir, cehennem bir şirkettir, taşören şirketidir, Adem'e çalışır. Adem hesabına çalışır. Cehennem hiçbir şey değil Adem'e göre. Ama Kur'an'da dehşetliği gösteriliyor cehennem. Adem nasıl? Hayalet. Cehennem Adem alemleri hesabına çalışıyor. Adem alemlerine göre cennet nimet yani. Adem yokluk. Yokluk ama varlığın yokluğu. Öyle. Varlığın yokluğu. Mekansız mekan, zamansız zaman, varlıksız varlık. Oraya düşen... Hiçlik hiçliği. Hiçliğin hiçliği. İçinde hiç. Artık neyse. Bunun tamam için, aşık neymiş? Bunun için keşke yok olsaydım demiyor değil mi? Evet. Keşke toprak olsaydım. Keşke toprak olsaydım. Şu Adem'in dehşetinden dolayı ben yanayım canım. Cehennemde azap çekmektense. Ne yanayım demiyor da. Ya leyteni küntü turaba. Keşke toprak olsaydım. Yok olsaydım niye demiyor? Çünkü yokluk Adem'dir. Cehenneme göre cehennem yıkanmış Adem'e göre. Adem'e göre cehennem yıkanmış. Onun için tamam diyor. Yeter ki bu olsun da Adem olmasın. Oraya düşecek var mı? Var. Nasıl? O İnkarcılar. Adem'e. O en münafık zındıklar. Evet. Peki. Bazı insanlar, değiştiriyorum, bazı insanlar muhabbeti, aşkı, şefkati tanrılaştırdılar. Tanrı, bak şimdi. Mesela Şakyamuni Buda, Budizm'de muhabbet ilahtır. Unutmayın yani, bilerek konuşuyorum. Nissan, Isuzu, Tao, Ti, Brahman, Buda, Budizm, bunlar hepsi ayrı bir dindir. 350 tane din var. Bütün öğretiler, öğretmensiniz senden. Nisan bir din adam aslında. Evet, dinin adıdır. Onun için arabaya koymuşlar. Allah Allah. Isuzu, araba dindir yani. Size bir şey söyleyeyim, şaşıracaksınız. Acaba oradan mı gelme yani? Evet. İsim oradan gibi diyor zaten. Tabii. Kaç tane adı dedim? 350 bin dedim. 350 tane. Size bir şey söyleyeyim. Malimsiniz. O öğretiler var ya, Brahma, Budizm, Tao, Ti, Isuzu vesaire. Hepsi bozulmuş dinin
uzantılarıdır. Öğretisel, felsefi bir akıma dönüşmüş. Aslı, temeli semavi dinlerdir. O Çin'deki, Hint'teki dinler. Hepsi. Orijinalleri aslında bozulmuş dinler. Evet, bozulmuş dinlerin uzantılarıdır. Felsefe akımı olarak, bir ahlak akımı olarak devam ediyor. 300 küsür din gelmiş ve semavi din. 124 bin peygamber gelmiş, daha fazla semavi din gelmiş. Şimdi mesela Brahman'da, Brahman'da değil, Budizm'de muhabbet ilahtır, tanrıdır. Tanrı muhabbettir. Ona ulaşılması lazım. Ona ulaşılması lazım. O 8 katmandır. O dağa şey diyorlar. Nirvana. Nirvana. Nirvana, Nirvana, Nirvana. Muhabbet dağı. Muhabbet. İçe dön. Bütün öğretilerde ve felsefe akımlarında tamamen özlerinde, tözlerinde şey vardır. Enfese dönüş vardır. Dertlerden kurtulmak için hiçbir öğreti, hiçbir din dışarıda çağrılamamıştır. Bütün öğreti, bütün felsefe akımlar, bütün hepsinde, bütün dinlerde sıkıntıların, dertlerin çözümünü batına geçmede aramışlardır. Budizm'de de sıkıntıların çözümü dünya şeyinden, talebinden azalt, dünya talebin az olsun ki mutlu olasın. Dünyanın talebini azaltmak, bir işte paçavra sarıyorsun ayağıyla vesaire. Ondan sonra dağlarda yiyorsun, aç içiyorsun falan, içe dönüştürüyorsun. İçe girdikçe orada bir lezzet dağı göreceksin, nirvana. O muhabbet dağıdır, tamam mı? O sensin. Sen sana ulaştığın zaman seni alakadar eden, ihtiyaç zannettiğin şeylerin hiçbirisinin yok olduğunu göreceksin. İşte içerideyim ve dış dünyada değilim. Uyku gibi. Nasıl uykuda dış dünya beni alakadar etmiyor? Enfüse geldiğin zaman dış dünya yoktur. İşte bu ilahtır. İlahtır. Yani Budistin, Budizmin ilahı muhabbettir. İslam dininde muhabbet Allah'ın bir sıfatıdır. Allah'ın bir sıfatını ilah yaptılar. Anladık mı? Kendine tapıyor. Evet. Kendine tapıyor. İlah sen muhabbet kaynağısın. Nirvana sensin. Muhabbetin kaynağı sensin. Peki ben niçin üzülüyorum? Çünkü sen kendinden gurbetlere düştün. Kendinden uzaklaşmanın adıdır sıkıntı çekmek. Sen kendinden uzaklaştın. Dön kendine, aslına gir. Aa, derdim var. Çoluk çocuğumdan, karım vefat etti. Param yok. Aa, kanserim. Aa, hakikaten mi? Kanserim diye üzülüyorsun ha? Hala dışarıdasın ya. Allah Allah. Bazı insanlar muhabbeti, bazı insanlar aşkı, bazı insanlar şefkati tanrılaştırdılar. Çünkü bu gözlükle, aşk gözlüğü, gözlüğü, muhabbet gözlüğü, şehvet gözlüğü bir gözlüktür. Bu gözlükle mesela bazı insanlar da şehveti ilahlaştırmış, tapmış. Bu gözlükle kainata bakınca Tanrı'yı inkar ettiler. Tanrı'yı inkar etmeye vesile olan her şey ilah olur. Bunu unutmayın, bu cümleyi. Ne demiştik? Tanrı'yı unutturan her şey. Tanrı'yı unutturan her şey kişiye ilah olur. Çünkü bir şey kaldırıp kendi onun yerine geçiyor. Eğer aşk Tanrı'yı unutturuyorsa ona ilah olur. Bu Tanrı bir tane kullanıyor. Hasan abi niye Allah demiyor? Allah niye demiyor. Allah demiyorsun Hasan abi? Çünkü Allah demem. Veya niye ilah demiyorsunuz abi? He, şimdi bak. Tanrı kelimesi. Evet, niçin? Allah demem. Allah müsbet manada denilir. Kişilerin zanlarında oturttukları Allah değildir, ilahtır o. O zanlarındaki Allah ilahlaşır. Onların zannettiği Allah değil, ilahtır. Onların ilahıdır. Onun için la ilahe illallah, sonra Allah olur. La ilaheler kalkarsa illallah, Allah olur. İlaheler kalkarsa Allah olur. Bunların ilahlarıdır. Zanları. İlahı. İlahı ne? İşte zanla uğraşıyorum ya. Zanı bir çözersen,
İki aydan beri uğraşıyorum. Zani çözersen Allah'ın izniyle. O kadar acayip bir dünya olacak ki Allahu alem. Çünkü Allah'ın bana tecellisi, bana muamelesinin şeklini ben oluşturuyorum. Çünkü kulumun zanına göreyim diyor Allah. O zaman ben zanımı değiştirirsem Allah'ın tecellisi değişecek bana. Çünkü ene ine zennabdi bi. Evet. Kulumun zanı üzereyim. Bilerek söylüyorum Mustafa. İlah. Tamam. Ha yok yani ben yani bir ayrışma olsun diye. Evet. Ve ayrışma değil, doğru söylüyorum. Yok, çünkü onların dünyalarında, zanlarında oluşan Allah değil o. Menfi durumlarda Tanrı'yı kullanacağız. Evet, Tanrı'yı kullanacağız. Şimdi o gözlükle kainata bakınca Tanrı'yı inkar ettiler. Tanrı'yı inkar ettiler demek onun yerine bir şeyi koydular. Su boş, şey bardak boştu. Şimdi boş mudur? Değil. Ne koyduk? Su. Boşluk yerine su oldu. Allah yerine ilah oldu. Yani inanç noktası asla boş kalmaz. Bu kesinlikle. Çünkü ateistlik de bir inançtır, evet. Dindir. O da bir dindir. Hiçliğe inanmak da bir inançtır. Hak arıyor diyor ya. Bak, inansızlık hiçliğe, inançsızlık inanç, inançsızlık da inançtır. İnançsız hiç kimse yok. Kuralsızlık da kuraldır. Kuraldır. O da bir kural. Fıtratta o zaman kesin var yani. Evet. Yani inançsızlık da inançtır. Dinsizlik de dindir. Onun için dinsiz kimse yoktur. Ama İslam dinin dışında olan vardır. Ama dinsiz kimse yoktur. Her şey dindir. Hak arıyor diyor ya, bazen diyor batıl eline. Batıl eline geçer. Bak bir şey söylüyorum. Bir şeyi unutmayın. Bir şeyi kaldırıp onun yerine oturan o asıl senin içindir. Eğer Allah'a bir şeyi kaldırıp da onun yerine ne geçiyorsa senin ilahın olur. Senin Allah'ın ortadan kaldırıp onun yerine geçen senin ilahındır. Taptığın şey odur. Bu kadın olur, para olur, bakalım. O zaman sana namaz dediğimiz olay aslında günlük haşa ilahlarımızdan sıyrılmak mı yani? İlahlardan sıyrılmanın simgeselliğini Allah'laştırmaktır. Allah. İnan, ilahımızı Allah'laştırmaktır. Yoksa kapalı gitme ihtimalimiz var. Anladık mı abi? İlahlarımızı tövbe yarab, affet, niyetime göre muamele. İlahlarımızı Allah'laştıran ibadetlerdir. İbadetleri kaldırırsan, akaidi ve iman hükümleri sabit ve daimi kılan ibadetlerdir. 82 işaretleyeceğiz. Akaidi ve iman hükümleri sabit ve daimi kılan ibadetlerdir. İbadetler ilahlaştırdıklarımızı Allah'laştırıyor. Allah Allah. Allah'a dönüştürüyor. Allah'a taşıyor bizi. O arada bir soru sorabilir miyim Hasan abi? O zaman insanın fıtratında şirk duygusu mu baskın abi? Yoksa tevhid duygusu mu baskın? Hangisi daha baskın duygudur yani? O zaman İslam'a soralım. İnsan doğuşta İslam fıtratında doğar. Ama dört şey etkiler onu. Zaman, zemin, tam libas. Baskın itibariyle bulu çağına kadar çocuk hangi şeye baskındır ki Allah cennetine koyuyor? İman ve İslam. İnsan İslam fıtratında doğar. Baskın budur. Ama bulu çağında ile sini bulur ile rüşt ayrılıyor. Sini rüşttü. Rüşt çağıydı. Sonra buluğa dönüştü. İnkılap gördü. Çocuk yapabilme yaşı. O bir simgeseldir. İçsel inkılabın adıdır. Çocuk yapabilme. Mülkteki adı çocuk yapabilme. Aslında sinni rüştün buluğa dönüşmesidir. İnkılaptır. Sinni rüşt başka bir şey ise. Devam edelim. O zaman çocuğum. Abi Üstelimiz diyor ya kafirin her sıfatı kafir değil. Değil. O zaman demek ki kalan o İslamiyet'in kalıntılarıdır o. Değil mi? Evet. Evet çocuk kalan. Ben bunu niye sormasam biliyor musun? Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Baktığımızda dünyaya, evet insanda baskın duygu tevhid boyutudur ama akıl da bunu gösteriyor, kalp de bunu gösteriyor, sır da eyvallah. Fakat gizli şirk olayı var. Bir, ibadetin tekrar tekrar edilme ihtiyacı var. İki, insanların çoğu dünyada şirkte. Üç, yani blue çağından sonra o duygular mı daha böyle hakim hale geliyor ki
İnsanlar çok batıyorlar. İşte biri, sinni rüşten, sinni buluğu inkılap ettiren zemin, zaman. Yaşadığın yer, yaptığın işler. Yani ana baba. Anne baba. Ana babanın yüklediği kültür, gelenek. Baskımızı değiştiriyor. Zaman. Yaş. Zemin. Kültür, ana baba. Bize yüklemeler. Ümmiliğimizi bozan, bakireliğimizi bozan. Zaman, zemin, taam, libas. Bunlar hangi çevredeysen baskın ona doğru yönelir. Ama tahrip kolay olduğu için daha çok ona şey yapar. Evet, o zaman tahrip faktörünü çıkıyor. Evet, tahrip kolay olduğu için. Hazreti Lut'un mesela, işte Nuh'un oğullarına anlattığı aynı baba, aynı genler. Fakat tecelli bakıyorsun değişebiliyor. Birisi kafir, evet. Birisi mümin olabiliyor. Evet. Mesela o zaman, zaman zemin. O zaman mekan. İrtibat kurduğu kişiler farklı. Evet. Zaman, zemin, bak yaş. Yani insanın içsel uyanışları. O bulu çağına kadar ki uyanışları, zaman, bütünlüğü. Bunu zeminde ortaya çıkar. Zemin arama yapar. Mesela bulu çağına kadar, evet, zinası yok ama zinaya götürücü internetler, diziler, seyretler deyince sinni rüşten bulu patlaması olunca daha önce bu, çocukluktan beri seyrettiğinin hakikatını ve çevresini kim bunlarla kadar, kim bu işleri yapıyor, kim mahallede ya boşver namazlıdır, ben de takatçıdır, o serseri ona gider. Çünkü yüklem öyle yapmış. Yakmış o. Öyle toprak ister o. O çekirdek öyle bir toprak ister. Bazı insanlar muhabbeti, bazı insanlar aşkı, bazı insanlar şefkati tanrılaştırdılar. Çünkü bu gözlükte kainata bakınca Tanrı'yı inkar ettiler. Çünkü gördüklerini, gördüklerine yetindiler, arkayı göremediler bu dizin. Muhabbeti gördü, Allah'ın bir sıfatını gördü, onda yetindi. Sıfatı mevsul zannetti, yani sıfatın kendisini zannetti. Putlaştırdıkları şefkatlerine sığdıramadıklarından, bazılar şefkatinden dolayı Allah'a isyan eder. Şefkat putlaşır mı? Nasıl olur ya, Suriye böyle yapar ya, olur mu ya falan, yani şey ya, ben haşa, duydum ya, ben haşa Tanrı olsaydım, Allah demiyor mu? Ya böyle ben bile kainat idare etmezdim ya. Böyle olur mu ya? Böyle zulümler olur mu? Bunun şefkatinden söylüyor. Sebebi şefkati ilahlaştırdı. Çünkü şefkatinin gözüyle bir bakıyor, olmaz, yanlış. Ben bile bu şefkatle bunu böyle yapmazdım da, bu şefkatin kaynağı bunu böyle yapar mı? Der ve küfrüne sebep olur. Oysa bu şefkat illettir. İfrat-ı şefkat illettir. İfrat. Tefrit, vasat. Havasını ilah yaptılar diyor üstad. Şefkatlerini ilahlaştırmışlar. Üstad da mesela o Almanya'daki hani 2. Dünya Savaşı yıllarında ben de bir üzüldüm diyor, şey yaptım diyor ama orada onun cevabı o şekilde... Şimdi sen Mustafa biraz erken gelseydin, ben cemaate göre şey yaptım, buna döndüm. Eğer biraz erken gelseydiniz ben sizi içeride dolaştıracaktım. Çok. Zamanı zor abi. Ya bugün geçti. Bak kaç sayfa biliyor musun? 6 sayfa, samimi söyleyeyim. Başlık da şu. İçeriden hiç olmayı, içeriden hiç olmayı düşünürken, içerideyken hiç olmayı orada düşünürken. Ondan sonra rastladıklarım, aynada gözükenleri kaleme aldım. Risale okurken, enfusi tefekkürlerde. Yani gün geçtikçe bir anda yazmıyorsun. İçeride tefekkür ederken koyduğun taşlar yani alametler. Neyse bugün de fena değil zaten. Allah razı olsun. O ders daha acayip. Onu da akşam mı okudun? Akşam kaldırmaz cemaat. Cemaat Risale'den sokacağız. Cemaat mama yesinler. Risale okumaya mama mı diyorsun? Çünkü mama temeldir. Akşam. Pirzola herkese uygun değil. Mesela sıfır grup pozitiflere süt ürünleri yasak. Ama A grubu, B gruplarına tamam. Ama süt sıfır grup pozitiflere çok iyi geliyor. Ama H
her gruba mama geneldir. Onu kastetti. Mama geneldir. Herkesi kapsar. Anne sütü geneldir. Anne sütüyle büyüdük diye artık şimdi pirzona rahatsız. Onu kastetti. Peki, şunu bitireyim. Bitiremedim ben bu cümleyi. Bazı insanlar muhabbeti, bazı insanlar aşkı, bazı insanlar şefkati tanrılaştırdılar. Çünkü bu gözlükte kainata bakınca Tanrı'yı inkar ettiler. Niye inkar ettiler? Çünkü gördüklerini yetindiler, arkayı göremediler. Aynada gözükenlerle yetindiler, arkayı göremediler. Putlaştırdıkları şefkatlerini olaylara sığıştıramadıklarından haşa Tanrı olsaydı hep bunlar, hiçbirisi bunlar olmazdı dediler. Oysa Allah senin şefkatinin üstünde bir muamele yapıyor. Senin şefkat dediğin ölçünün arkasında senin ruhunda başka bir sistem var. Şuunat-ı zatiyelerin var. O ancak böyle bir yöntemle uyanır. Sen bilemezsin sana. Karıştırma. Yani cüz'i bakıyor. Yani cüz'i mesela şeyini, külli kainatı bakamıyor. Cüz'i nazarını cüz'i hadiseye bakıp cüz'ileştiriyor. Ama külli nazarını cüz'i hadiseye bakınca resmin bütünlüğünü görüyorsun. Mesela her bir hücreye bakınca insanı meydana getiren DNA'yı görüyorsun. Ama bir böbreğe bakınca insan anlaşılmaz. Ama bir DNA'ya bakınca DNA'ya insan anlaşılır. Yani karaciğere bakarsan başka bir şey göremezsin, insanı göremezsin. Ama karaciğerin hücresindeki DNA'ya bakarsan insanın bütününü seyredersin. Enfüse geçerse her şeyi seyredersin. Bazı insanın acı çekmesini, bazılarının gülüşünü, bazılarının fedakarlıklarını, bazıları bizi düşündürdükleri için, bazıları da bizi kuyudan çıkardıkları için severiz. Mesela insan bazılarını niye sever? Bazılarını bunun için seversin. Hocam neydi özür dilerim ismini? Aydın. Affedersin, kusura bakma. Bazı insanları acı çektikleri için severiz. Bize acıyı öğretiyor. Bazı insanların da gülüşünü, mutlu insanlar, mutluluğumuzu bize hatırlatır. Bazılarının da fedakarlığımızı hatırlatır. Onun fedakarlıklarını severiz. Çünkü bendekini gösteriyor. Sen onu sevdiğini zannediyorsun, sendekileri görüyorsun o aynada. Bu aynada orayı seyrettiğini zannediyorsun ama burayı seyrediyorsun, bundan buna. Bundan buna olması için ayna lazım. İşte mevcudat aynasında insan kendini seyreder. Aynedir bu alem bunun gibi. Herkes kendini seyreder burada. Mevcudat da aynadır. Kendinden kendine ama bu aracı dursun. Aslında seyrettiğim kişi bundan bunadır. Ama buradan buraya bakamadığı için bak buradan buraya bakamıyorum. Buradan buraya, buradan da buraya bakıyorum. Tamam. Bak buradan buraya bakamıyorum. Buradan buraya, buradan da buraya bakıyorum. Bu lazım olmuş. Ondandır ki edebiyat öğretmenisin sen, ikiniz. İnsan noktalı virgül. İnsansız insanlaşamaz. Oraya noktalı virgül koymayacağız, pardon. İnsan insansız, noktalı virgül nokta. İnsan insansız, insanlaşamaz. İnsan insanlaşamaz, insansız. Doğum arada hiç kimse yok olmasın dünyada, her ihtiyacın giderilsin, insanlaşamazsın. Çünkü Adem insan olduğunu Hava ile anladı. Adem, Adem iken, Adem vücut gibi gözükürken yoktu. Bazı insanlar bize acıyı, acının insanı ne kadar olgunlaştırdığını, bazı insanlar gülmeyi bize öğretiyorlar. Gülmeyi öğretiyorlar. Bazı insanlar fedakarlıklarıyla fedakarlık öğretiyorlar.
fedakarlığımızı uyandırıyorlar. Bazı insanlar da düşünme yöntemini kullanarak düşünce yöntemimizi uyandırıyorlar, farkındalığına getiriyorlar. Bazıları da bizi kuyudan çıkardıkları için severiz. Psikolojik olarak. Başka cümle, konuyu değiştiriyorum. C, kaç, ne kadar oldu? Biraz gidelim mi? Sıkıldınız mı? Abi, yok, tabii yok. Peki, cehennemi kaldıran cenneti nerede bitireceksin? Bak, cehennemi kaldırırsan, bak, cehennemi kaldırırsan cenneti nereye koyacaksın? Ölü toprağı kaldırırsan, ölü toprak yok, toprak ölü değil, diri olsa, dirinin diri olduğunu neyle bileceksin? Diri, ölünün dirildiğini nerede göreceksin? Ölünün diri olduğunu, ölü toprakta gözükür ya, ölü toprağı kaldırırsan, ölüyü nerede dirilteceksin? Ölü toprağı kaldır, yok et toprağı. Ölü çekirdeği nerede dirilteceksin? Ölü gübreyi nerede dirilteceksin ki insan öldükten sonra dirilmeyi anlasın? O zaman dirilmeyi anlayamazdın. Ölüden dirilme olduğu halde, ölü topraktan, ölü gübreden dirilmeler olduğu halde, ölüler dirilir mi anlayamadığın halde, ölüden diriler çıkıyor, ölü maddeleri yiyorsun, diri diri dolaşıyorsun, ölü gübreden mandalinayı yaratıyor, ölüden dirinin gördüğün halde ölüler dirilir mi diye sorduğuna göre, acaba ölü olmasaydı, her şey diri olsaydı, ölüden dirinin olduğunu nasıl anlayacaktın? Diri olmasaydı. Anladık mı? Bak diyor ki, devam edeyim. Ölüden dirilme olduğu halde ölüler dirilir mi? Anlayamadığın gibi. Bu var olmuyorsa, bak bu var, bu varı anlamıyorsan, yani öldükten sonra dirilme akidesinin realitesi var. Aslında inanç nasıl olmuşsa gayb, haşir. Amentu billahi ve bil yevmil ahir diyor ya. Ve melaiketi ve kütübi ve resulü ve yevmil ahir. Öldükten sonra dirilme inanmak. Lan nasıl inanmak, ben de anlamadım bunu. Zaten gözümüz önünde var da bunlar inan, hani ölüden dirilmesi nasıl gayiptir? Ne, gözümüzün önünde ama cehalet gayiplaştırdı. Aslında gözümüzün önünde. O zaman derin olsa... Ama bak Mustafa, bir daha söyleyeyim. Öğretmen bir daha. Değil mi, sorunu alacağım. Amentu billahi ve melaiketi ve kütübi de haşir, öldükten sonra dirilmeye inanmak. Öyle mi? Evet abi. Öldükten sonra dirilmeye inanmak var mı? Var. Var. Peki, iman gayba mıdır? Gayba. Gaybadır. E peki öldükten sonra dirilme, ölünün diri olması, ölünün dirilmesini gözümüzle görüyoruz. Nasıl bir gayiptir ki? Dünyada hepsi var. Gayb burada. Cehalet ört.